Kimesine yok mu? Kimesine yok mu? Geldim, geldim, hay Allah. Bu saatte kimdir acep? Kimdir o? Benim, ben. Evliya karındaşım. Allah senin müstakını versin. Gecenin bu vaktinde ne istersin, ben acizim Allah İzzeddin'den. Hele kapıyı açalım Allah'cığım. Pekala, pekala. Açtım işte. Buyur. Gel. Oh, hele şükür açabildin. İki saattir omuzluyorum. Ne duymaz, ne işitmez adammışsın yahu. Nedir pürteli aşın? Sorma biraderim, sorma. Nasıl? Can beraberim, sorma bana, sorma. Nasıl sormam Çelebi? Gecenin ortasında beni uykularımdan eyle. Sonra sorma de, olacak iş midir? Şimdi hiç vaktimiz yoktur. Seyahate çıkmaktayız. Git hemen hazırlan, esbabını giyin. Hanımla çocuklarla helalleş, çabuk hadi. Allah Allah, meraklandım. Şunu anlat da beni çatlatma be hey nabekar adam. Nereye gideriz? Yolda tavzih eylerim. Dedim ya vaktim... Hatırlar mısın Molla, sana rüyamda heyecanlanarak seyyahat ya Resulallah dediğimi hikaye eylemişimdir. İzah eylemekteyim. Sana Hacı Kasım Efendi'nin bir alat-ı garibetül vecibesinden de bahseylemiştim. Evet. Ha işte o da. Ne var? Var mı, gidiyoruz işte. Nereye? Dilediğimiz yere. Dilediğimiz zamana. Acayip. Acayip gibi, ne acayip. İyi de beni neden götürmek murat edersin? Hacı ile sen seyahate gitsen? Gitmesine gideriz de sen lisan bilirsin. Gittiğimiz yerde lisan bilmezsek ne der sonra? Ha, şimdi fehmeyledim. Hele şükür. Eline sağlık Kasım karındaşım. Ne nadide bir alattır bu böyle. Senin de ağzına sağlık be hey evliya. Hep seni düşünmekliğimden şol gördüğün alatı icat eylemeye kavli karar eyledim, kemale erdirdim. Yola revan olalım. Seyahat esnasında konuşuruz hele ha? İnşallah. Buyurun. Hadi, buyur. Sen gelmez misin hacı? Hayır. Esvab-ı mucibi nedir ya hacı? Ben burada kalıp sizleri şu gördüğün ekranı eşkar eden temaşa edeceğim kim? Başınız derde düçar olan da sizi başka mekanlara vasıl eden. Hem sizi dilediğiniz zamana, mekana irsal edip hem de geri döndüren. Binaenaleyh ben de sizinle refik olsam... Rücu edişimiz ne ola be hey evliya nabekarı? Doğru düşünüyorsun. O zaman bizi Ziyaettin karımdaşımla gönderesin inşallah. Seyyahat aşkıyla dolup heyecana gark olmaktadır yüreğim. Tamam Çelebi, tamam. Şimdi içeri müthil olup kapıyı kapatasın. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar da ki ya böyle kaldırımın ortasına yatmışlar. Kıyafetlerine bakılırsa turist bunlar. Ne ilgisi var canım? Turistler böyle ortalığa yatmazlar. Medenidir onlar. Belki de nostalji düşkünü entelektüellerdendir. Olabilir. Fakat bence saltanat ve hilafet düşkünü gericiler bunlar. Bilirsiniz gericilerinki de bir tür nostalji sayılır. Aa, bakın bakın polisler de geliyor. He. Dağılın bakalım. Dağılın, ne oluyor orada? Memur bey, kaldırıma yatmışlar bunlar. Uyanıyorlar galiba. Ay. Başım değirmen taşı gibi. Aman Allah'ım. Aman. Aman Ecinli taifesi ortasına düşmüşüz. Allahu alem. Hu! Ziyaettin kardeşim. Hu hu. Hu. Oy 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 kemiklerim. Başım o hanım. Aman aman, ne oluyor, hangi demdeyiz? Kalk kalk. Bu acayip taife de ne menemdir Çelebi? Beyler,
Bu kadar istirahat yeter. Kalkın bakalım. Allah. Oh. Oh. Bir sual edeyim evladım. Bu diyar neresidir? Bilmiyor musunuz? Bilmiyoruz. Oh. Çok uzaktan gelmekteyiz zira. Adınız nedir? Nerelisiniz? Bana Evliya Çelebi'dirler. Kim namımız yedi düvelde maruftur. Oh. Refikim Ziyaettin Çelebi de yarenim ve karındaşımdır. Evet. Ya kafa buluyorlar ya da deli bunlar. Haklısın galiba. Evliya emmi, bizimle karakola kadar gelir misiniz? Hay hay evladım, hay hay. Lakin bu beldenin nire olduğuna dair bize malumat vermedin. Buraya İstanbul derler. Türkiye'nin en kalabalık vilayetidir. Duydunuz Ziyaettin Çelebi, İstanbul'daymışız. Payitahta. Pekala, o semtin adı nedir? Buraya Aksaray derler baba. Neyse, karakolda konuşuruz bunları. Binin şu arabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Acaba araba devri tesniye ettiğiniz gerdune şol demir yığını mıdır? Efendim? Hanidir bu gerdunenin beygirleri? Efendim? Yani bu gerdune kendi kendine gidecek devridir herhalde. Buyurun buyurun. Berhudar olasın evlat. Gel Ziyaettin karındaşım, gördün mü başımıza gelenleri? Gel gel gel. Geliyor. Evladım, siz zannımca subaşısınızdır. Efendim? Zaptiye demek yani. Polis, polis. Adlarınızı bağışlar mısınız? Benim adım Ahmet. Ha. Arkadaşımınki de Abdullah. Maşallah, maşallah. Allah sizlere uzun ömür ve hayırlı rızıklar versin. Şahane-i Ali Osman her daim kadim ve muzaffer eylesin sizi. Bunlar zincirlik deli gerçekten de. Demedim mi ben sana? Hey evliya. Hah. Şu yana bir nazar ilerle. La havle ve la kuvvete illa billah. Yahu cadde ve sokaklardaki yazıların tamamı Latincedir. Fehmedebildin mi? Yok. Lakin ehli küfrün işgaline maruz kalmış olabilir. Abdullah yeğenim. Buyur evliya emmi. Burasının İstanbul olduğundan emin misin? Tabii. Pekala, İstanbul ehli İslam'ın değil midir? Pek anlayamadım. Yani ehli küfür mü işgal eylemiştir İstanbul'u? Yok, İstanbul bizimdir. Fatih Sultan Mehmet'in fethinden bu yana Türklerindir. Tövbe neuzübillah. Yahu, bu avretlerin hali nicedir? Kimin? Şu dışarıdaki avretlerin hali. Ne var ki onların hallerinde? Baksana evladım, anadan doğma gibi üryan dolaşmaktadırlar. Hacı baba, siz bayağı geriden geliyorsunuz galiba. Bunlar çağdaş giyimli medeni kadınlar. Bunlar medeni avretler mi? Evet. Geldik, buyurun. Hadi, buyurun bakalım, buyurun. Demek siz Evliya Çelebi'siniz ha? Evet. Bu da refikim Ziyaettin Çelebi'dir. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Berhudar olasın evladım. Biz oturmasak şehre şöyle bir hıraman olup seyahatimize devam etmek dileriz. Biraz konuşalım, yine devam edersiniz beyefendi. Buyurun. Şimdi bana gerçek adınızı söyler misiniz? Söyledim ya. Beyefendi bakın. Burası karakol. Biz ciddi bir iş yapıyoruz. Dalga geçmiyoruz anlayacağınız. Şimdi lütfen bizi oyalamayın da sorduğum sorulara doğru cevap verin. Aksi takdirde alırım sizi içeriye. Yaşınıza başınıza da bakmam. Yani subaşı efendi oğlum, biz zaten içerideyiz ya. Hapse attırırım demek istedim. Evet. Şimdi adınızı, soyadınızı bir daha söyleyeyim bakalım. Benim adım Evliya bin Mehmet Zilli'dir. Refikiminki de Ziyaettin Çelebi'dir. Anlaşıldı. Alo. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi mi efendim? İyi günler. Burası Aksaray Merkez Karakolu. Acil bir servis gönderir misiniz? Kendisini Evliya Çelebi zanneden birileri var da burada.
Tabii. Bekliyoruz. Ziyarettin karındaşım şu düğmeye dokuduver de biz buradan çıkalım. İşler fenalaştı zannımca. Haklısın. Nereye gitti bu adamlar? Ahmet! Abdullah! Yol gitmesenize be. Dikkat etsene kardeşim. Sen dikkat et be adam. Ben hadi kuyruğa girsenize. Kuyruk mu? Tabii ya, biz burada boşuna mı bekliyoruz? 2 saattir kuyruktayız. Ne kuyruğu bu kuyruk? Hayvan kuyruğu. Ne kuyruğu zannettin? Zeytinburnu kuyruğu. Oh. Zeytinburnu otobüsleri buradan kalkıyor. Ben kuyruk falan göremiyorum. Şu sıraya dizilmiş insanları görmüyor musunuz beyefendi? Görüyorum. Ya işte onlar kuyruk. Yahu benim bildiğim kuyruk hayvanatta olur. Bakın amca bey, benimle kafa bulmayın. Gidecekseniz sıraya geçin. Vallahi ben bu işten bir şeyi fehmedemedim. Adam bir kuyruk dedi, bir kafa bulma dedi. Ne menemiş durur bilinmez. Neyse, dahil olalım bakalım şu kuyruğa girelim. Mevlam neyler? Sen ne dersin ya karındaşım? Mümkündür. Ve Ziyaettin abikâre, sol su başı bizi divane zanneyledi bilir misin? Az kalsın deliler bimarhanesine irsal edecekti. Evet. Yalan söylemekliğimize kaniydi. Ya ya. Hemşerim bu zeytin burnu mudur, peynir burnu mudur, nedir? Uzak bir mahal midir bu? Pek uzak sayılmaz. Yarım saatte varırsınız. Ha işte otobüs de geldi. Ya. Dur ya kardeşim. Dur ya. Hadi. Yavaş. Teker. Biletlerimiz unuttu. Geçin hanımefendisi, geçin. Beyefendi size söylüyorum. Evet. Biletlerimiz beyefendi. Bilet mi? Evet, bilet. Ne bileti? Piyango bileti. Hadi kardeşim aşağıya, ne bekliyoruz ya? Yarenler celallenmeyin, iptida süvar oluyoruz böyle bir gerduneye. Ah, bilet nedir anı da iptida sizden işittik. Efendi otobüste yolculuk yapabilmeniz için bilet vermek zorundasınız. Vermedim. Akçe dimeye getirirsiniz bilet deyi. Kaç akçe bilmem bize icap ederse. Buyurun alın. Ha? Aman Allah'ım. Bundan çilçil aldım bırak, ya. Bırak geçsinler şoför bey. Yabancıya benziyor bu garibanlar. Ne garibanı ya? Adamın çıkardığı altınlara bir baksana. Terbiyesiz. Utanmıyor musun sarkıntılık etmeye? Tırt namusun seni. Bir dakika. Anlatsın seni. Bana doğru geldi. Amanın vahşet bu be. Evladım gelmez seve su bayana. Bir dakika. Teyzeciğim bir dakika. İçeriye başka yolcu almayın. Hadi. Sen kalsın beyefendi. İtelemesene. 300. 300 sensin lan gerizekalı. Hadi lan. Ayıptır beyler. Ayıptır. Yapmayın. Ne yapıyorsun beyler? Bakın arkalar boş. Üst kata mı çıkalım be? Ya arkadaşlarım da bilgilerim beyler. Bir zaman dedim sana. Hadi kardeşim ya geçsene bakın yanım boş. Hey içeride bir tavuk sesi var. Tavuk sesi. Kim aldı o tavuğu içeri? Yumurta usta var mı? Var ulan. Benim ağzımı açtırmayın şimdi tamam mı? Kesin artık beyler. Çoklar da işimiz var. Hey arabada hırsız var, yakalayın hırsızı. Kimi parası çalındı? Ya şu tavuğu dışarı atsanız da be. Ne hoş menazırdır. Yakalayın. Ne hoş menazırdır bu. Bunlar köçek olsa gerektir hacı. Yakalayın! Çekil be ihtiyar! Otursun be! Çağırmasını! Evliya, bak kapıyı açtılar. Gel biz de burada inelim. Gayrı bu menazırı temaşa etmeye tahammülüm kalmadı. Ey ağzına sağlık, ne güzel bir şey. Hadi. Destur. Yavaş ol be adam, yavaş ol. Yürüş, ayağıma basmasana be. Çekiş ayağını. Zırlama be velet. Allah Allah. Oh. Hele şükür. Yahu bu ne haldir? Kabir azabı bu demek olsa gerek ha? Çelebi. Farkında mısın ziyadece acıktık. Karnımızı doyuracağımız bir yer bulsak derim ben. İyi dersin. Bak
şurada yemek suretleri ve ekmek sureti resmetmişler. Ana bir bakalım ha. Hı hı. Efendim buyurun, buyurun. Selamün aleyküm. Selam. Ne? Selam verdiniz, ben de aldım. Ah, selam demekle aleyküm selam demekliğimi kastettin. Ha, tabii. Hasbünallah. Evladım sen gayrimüslim misin? Efendim? Bir mesele mi vardı beyler? Bu çocuk bize selam dedi. Ne var bunda? Nurayn'ın bir Müslüme selam denir mi? Ya ne denir bey baba? Aleyküm selam denir benim bildiğim. İlahi bey baba, onlar eskidenmiş. Şimdi zaman süratli. Herkesin zamana ihtiyacı var. Selamun aleykümler ve aleyküm selamlar. Merhabalar, ehlen ve sehlenler. İnsanın en az 5 dakikasını alıyor. Şimdi her şey pratik. Selam, selam, o kadar. Yok, demek öyle. Öyle. Neyse, hele şöyle buyurun. Şurada boş bir masamız var. Masa mı? Evet. Sofra sermez misiniz? Bey baba, sen galiba çocukluğundan bu yana çarşı pazara ilk defa çıkıyorsun. Öyle sayılır. Yemeklerinizden ne var ne yok bakalım. Ha? İyilik gözü... Pardon, kuru fasulye, tas kebabı, ızgaralar, döner, kebap, haşlama, kızartma, İzmir köfte falan filan. Pilav, haşlama. Haşlama, pilav. İçki alır mıydınız? Şarap, rakı falan. Ne, içki mi? Tövbe estağfurullah. Hayırlı işler, bize müsaade. Ne dedim ben bu adamlara şimdi ya? Usta, bence bunlar TRT'den geliyorlar. Fizli kamera şokası yaptılar bize. Yarın akşam garanti gösterdirir televizyon. Helal olsun, nihayet mesul olacağım. Bre evliya karındaşım. Ger kim rucu idişimizde, yarenler anlatacağımız bunca ahval ve havadise teaccüp edip ve dahi bize inanmayıp güleceklerdir. Doğru dersin. Ben derim ki bu zamana hazır gelmişken çarşı pazarına bir uğrayıp yarenlere anlattıklarımızı ispat edecek birkaç eşya alıp götürsek. Ay hay. Bak şuradaki binanın altında bir dükkan dahi vardır. Haydi gidelim ve bir bakalım. Ha. Aman efendim. Buyurun efendim. Buyurun, şeref verdiniz. Yardımcı olabilir miyim? Ne arzu etmiştiniz? Ne alır ne satarsınız evlat? Beyaz eşya ve mobilya satarız dayı. Beyaz eşya dedin de ne ola ki? Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, müzik seti, radyo bulaşık makinesi, elektrikli süpürge ve bilumum elektrikli aletler. Yahu ne kadar çok şey satarsınız. Şu alatlara, edevatlara bir nazar etsek der ona. Neye bakmak istersiniz? Mesela şu neydi? Televizyon, televizyon. Şuradan buyurun. Hangisidir bu? İşte bu efendim. Aman yarabbim. Aman aklımızı ayıleyeceğim. Ol kutunun içerisinde ademler var. Bunlar insan değil. İnsanların görüntüleridir. Ya Allah Allah. Ziyaüttin Çelebi ne dersin sen buna? Hadi durma de bir şey, replik senin. Lakin bunun içerisindeki Adem ve avretler dahi fuhşiyatın her dürlüsün alameleyin nas işlemektedirler. Bu aynenin cümlesi İslam'a mugayir. Yani kim şeytan-ı layinin düzmesi bir olay vukuattan ibarettir. Dört kitapta yeri olmayan işlere düp bir haddü hesap küfrü kebair işlemektedirler. Bellüküm ahir zamandır. Bina ve zina gayet ziyadedir ve dahi aşikare işlenmektedir. Ya Rabbi sen büyüksün. Sen neden bahsediyorsun dayı? Televizyon artık vazgeçilmez bir ihtiyaç ve eğlence olmuştur insanlar için. Bu denli ve eğlence bir ihtiyaç olur mu evladım? Anı temaşa eden Müslüman ahalinin dili, dini, adatü, adabı tebeddül eder kim... hususiyetlerini zayi eleyip Hristiyane, Yahudiye ve Mecusiye benzer bir taife olur. Beyler siz bir şey alacak mısınız? Niçin sual et? Ne bileyim ben. Televizyonu takdim ettiğimden beri söylenip durursunuz. Alacaksanız alın,
yoksa lütfen dükkanımı terk edin. E fena bir şey mi söyledik evlat? Dinden, ibadattan bahsedelim. Galiba siz şu gazetelerde anlatılan gerici, irticacı yobazlardansınız. Siz dinden, diyanetten başka bir şey bilmez misiniz? Eyzübillah, dinden özge ne vardır be hey gafil? Eğlence, zevk, safa. İnsan dünyaya bir defa geliyor, öyle değil mi Hacı Dayı? Doğru. Lakin dünyada işte diyor, her fiiliyatın hisabını verecektir. Badehu ol zaman için ne sermayen vardı kim sıratı geçebilesin ha? Geç onları geç. Benim kalbim temiz, sen ona bak. Kalbin temiz oldu mu her işi yapacaksın. Dünyanın tadını çıkarmaya bakacaksın dayı. Neyse, bu kadar geyik muhabbeti yeter. Hadi gidin başka yerden alışveriş yapın. Hadi bakalım hadi. Yahu bir esnaf müşterisine böyle mi yapar? Sizde adat böyle midir? Evet, bu yeni icat. Ben icat ettim. Dinemene mahvaldir. Evliya, kim bu kaçıncı başımız eğik terki mekan edişimiz? Sorma biraderim, can beraberim. Ruh-i zemin bizim bildiğimiz kimin değildir fehmeyledim ki? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ne oldu? Baksana, cenaze taşımaktadırlar Şalcanan'da. Lakin bu diyarda Müslüman kalmamış mıdır ki gerdurne üstte taşırlar cenazeyi? Belki Nasrani'dir. Tövbe de baksana, İslam adatı üzere sarmalamışlardır tabutu. Hakkım var. Kimdir acep içindeki zat? Gel biz dahi gerdüğüne peşi sıra Rahman olan eşhasa dahil olalım ha? Ve kimdir acep rahmetli? Profesördü. Yurdumuzun yetiştirdiği en büyük ilim adamıydı. Hayatını irticayla mücadeleye adamıştı zaman. Vah vah vah. Büyük ademmiş hakikaten. Yaşlı mıydı? Hangi sebepten vefat eyledi? Özenle yetiştirdiği, Avrupa'ya tahsile gönderdiği biricik evladı Avrupa'dan irticacı olarak dönünce dayanamayıp öldü zamanı. Kör bir evlatmış bu. Sahi irticadan maksadınız nedir? Bilmiyor musunuz? Yok. İrticacılar dinin hakimiyetini istiyorlar. Demek ki irtica deyü anadırlar ha? Bu tabut içre kabre giden kişi irticacılarla mücadele ederdi, öyle mi? Dedim ya. Bütün ömrünü bu işe adamıştı. Hatta arkadaşları onun için laiklik şehidi diyorlar. Ya. Ya. Şimdi böyle gerdune ile hangi yere irsal eylersiniz ol profesörü? Önce cenaze namazını kılmak için camiye, sonra da Edirne Kapı şehitliğine. Ya Rabbi, senin hikmetinden sual eyleyen külli kafirdir. Kim sen yapacağını herkesten eyyü bilir, herkesten eyyü yaparsın. Amin. Piyango, milli piyango yarın çekiliyor. Haydi 5 milyar size de çıkabilir piyango. Pazar Allah bey derviş. Ne ümleyip ortalığı velveleye verirsin. Ve bilet satıyorum gördüğün gibi. Ne biletidir bu bilet? Piyango bileti. Yani ne işe yarayışlıdır? Yoksa şu gemiler için midir? Hayır. Ya? Bak, şu biletlerin üzerindeki rakamları görüyor musun? Evet. İşte her biletin bu rakamlardan müteşekkil ayrı ayrı numaraları vardır. Bunlardan binlercesi satılır. İçlerinden birkaç tanesi seçilir. O numaralara diğer biletlerin satışlarından elde edilen paralar verilir. Desene bu talih oyunudur. Bir nevi. Ve dahi haramdır. Yok canım, ne haramı? Cenab-ı Rabbül Alemin her türlü talih oyununu memnu kılmıştır. Bilmez misin? Olur mu canım? Sen kim, hiç hoca bir müftilerden duymaz mısın? Oho! Ona kaldıktan sonra benim dedemin babası da müftüymüş. Benden iyi mi bileceksiniz? Hem siz benim bakmayın bu kılığıma. Kaç tane hacı hoca çıkarırım cebimden biliyor musun sen?
Şimdi babalık, sen bilet alacak mısın yoksa almayacak mısın? Hayır, almaklığım yok. Hadi öyleyse tezgahımın önünü kapamayın, hadi hadi. Şu bizim bildiğimiz İstanbul değildir galiba Evliya. Sahi dünyanın başka yerinde de İstanbul'dan bir vilayet olmuyor sakın. Kim bilir. Evliya. Çol mahşeri kalabalığa bak. Ehali içtima olmuştur. Hem dahi şol vasibü etrafı ulu surlarla çevrili azametli heybetli binaya girip nihan olurlar. Hayırdır inşallah. Ziyadece merakımı celbetmiştir. Biz dahi o cihete azimet edelim karındaşım. Bir Adem'e soralım nedir ne değildir. Şu gelen eşyası soralım. Yarenler. Evet. Bunca ahali nedir kim cümlesi içtima olmuştur? Futbol seyretmek için bey baba. Futbol da nedir ola? Futbol mu? O bir spor türüdür. Bu spor bu bina içerisinde mi seyredilir? Tabii. Bu binanın adı stadyumdur değil. Herkes temaşa edebilir mi bu? Futbolu mu? Futbolu. Evet. Bakın şurada gişeler var. Oradan bilet alacaksınız. Bileti aldıktan sonra içeri girip seyredebilirsiniz. Biletler 20.000 liradır. Sağ olasın Yaren. Sen de sağ ol Hacı Baba. Lakin ol binaya duhul etmek için bilet namvaraktan birer adet ahsitmek şart imiş. Onların behası dahi 20.000'miş. Tamam, olsun. Kuyruğa dahil olalım hemen. İstasyondaki adamlar ne diye bağırırlar acep? Tuttukları takımlar lehinde tezahürat yapıyorlar abicim. Takım mı? Evet. Bugün Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Siz hangisini tutuyorsunuz? Biz iftida temaşa edeceğimizden hala hazırda takım tutmayız. Hayret! Evet beyler, ücretler lütfen hani. 2 adet bilet alacağız. Ücretler 40.000 lira. Buyurun. Beyefendi, burası kuyumcu dükkanı değil. Ben bu altını nasıl bozacağım? Lütfen para verin, para. Para yoktur. Sadece altın var. O zaman sırayı işgal etmeyin. Altını bozdurup öyle gelin. Beyler, altını ben bozabilirim. İsterseniz verin bana. Oo, bu bayağı tarihi. Tarihi bir sikke. Nereden buldunuz bunu ya? Anladım. Gömü buldunuz hani. Neyse, bana ne. Alın bakalım 600.000 kağıt. Berhudar olasın. Oo, hiç önemli değil. Evet, şimdi biletinizi alabilirsiniz. Allah Allah, ne tipler var ya şu alemde. Beyler, bir dakika. Üstünüzü bir arayalım bakalım. Neden o? Ne demek neden o? Ya üstünüzde yaralayıcı, kesici alet varsa? Memnun mudur? Kim memnun mudur? Yani memnun değil, memnu. O ne demek? Yani yasak. Tabii yasaktır, yasak. Yani memnu. Gelin bakalım, gelin şöyle bir arayalım. Tamam, geç. Eyvallah subaşı efendi. Bak. Seyirtmeye başladı bunların cümlesi. Siyah urbalı olanı anların kadısı olsa gerektir. Kim oyunu o başlatmıştır. Yahu Ziyahüttin karındaşım, bunların birbirine yaptığı düşmanlığı Nemçe kralı, Frank kralına yapmaz. Estağfurullah, nedir bu? Allah. Kıyamet mi kopmuştur? Gök mü gürlemiştir? Değil. Bunca Adem Ezyek'te hem nara vurmuşlar. Dur kim gök gürledi zannedildi. Yahu Evliya, bak şimdi de birbirlerine girdi ahali. Ve dahi birbirlerine meder sülale büyü şecerelerine gayet galis küfürleri derler. Bunlar böyle ne bir edep adamlardır. Allah bu işin ahırın hayrı de ve bunca düşmanlıklardan ümmeti Muhammed'i beri tuta. Amin. Ziyahettin kardeşim, bu şehir İstanbul'un gördük ki İslam ile alakası kalmamıştır. Adları Müslüman adı olsa dahi adat ve muamelatları Franklerinki gibidir. Gel dilersen hazur şol zamana gelmişken
Hazreti Eyyub el Ensari'nin kabrini dahi ziyaret eyleyip, ruhuna bir Fatiha-i Risale eyleyip, Cenab-ı Rabbil Alemine şonca tövbe ve istiğfardan bade kendi zamanımıza rücu edelim. Hakkım var Evliya Çelebi. Hadi gidelim. Allah rızası için fakire bir sadaka. Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Kazadan beladan esirgesin. Allah rızası için fakire bir sadaka. Epey vakittir Allah buradan o dilenciyi seyran ederiz. Dünyanın akçesini topladı açık göz. Allah evet. Varup canibine iki kelam eylesek nasıl olur acaba? Hasbihal etmiş oluruz. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm. Deşirici başı. Aleyküm selam. Evet ne var? Evet canım. Ne ola ki? Biraz muhabbet etmek dileriz. Bakın eğer bu köşeyi elimden almazsa niyetiniz biraz zor alırsınız ha. Neden alalım canım? Bugünlerde köşe mafyası biz dilencilere pek rahat vermiyor da. Nasıl yani? Gariban kimsesiz dilencileri yerlerinden kovup kendi adamlarını onların yerlerine yerleştiriyorlar. Mafya bunlar mafya. Deminden beri seni gözleriz. Dünyanın akçesini topladın. Geçim dünyası hacı. Doğru söylersin. Lakin sapasağlam bir ademsin. Yaptığın hoş iş mi değildir yani. Neden hoş olmasın? İş iştir. Bir işin helal olması için emek sarf etmek gerekir. Ki biz de emek veriyoruz. Sabahtan akşama kadar beton üstünde oturmak kolay iş mi? Sabahtan akşama kadar gırtlak patlatmak kolay iş mi? Kolay değil de meydanda verdiğin bir hizmet yok ki. Olur mu be? Aman yaptın şimdi ha. Her müşteri, pardon yani her hayırsevere dua ediyoruz. Bu hizmet değil mi yani? Hizmet mi? Hizmet tabii. Bu devirde kimse bir diğerine dua etmez. Dualara bile egoizm karıştı. Herkes kendisine istiyor. Biz de herkese duacıyız. Sizin yaptığınız iş haksız kazanç yollarından biri. İnsanların hislerini istismar ediyor. Ben kendinize acındıraraktan maişet temin ederim. Hacı senin dünyadan haberin yok galiba. Şu devirde haklı kazanç, haksız kazanç diye bir mesele yoktur. Nasıl kazanırsam kazan. Yeter ki aklını kullan. Hem bizim kazancımız ne ki? Adamlar hayali ihracat, vergi kaçakçılığı, kara borsacılık, tefecilik, kumar, esrar kaçakçılığı, kadın ticareti yaparaktan bir kalemde milyarlara götürüyorlar. Ne haber? Üstelik onlara iş adamı diyorlar. Biz şurada 3-5 kuruşu nasiplenelim diyoruz, hepsi o kadar. Taze Yasin. Okunmuş bunlar. Okunmuş. Çapıda gel, muma gel. Okunmuş bunlar. Hadi helva, helva, helvaya gel helva. Yaren, ne helvasıdır kim? Mis gibi raiha saçıp ümmeti Muhammed'in iştahını celbetmektedir. Kudret helvası bunlar Hacı Baba. Şam tatlı değil ha. Halis muhlis okunmuş kudret helvası. Be hey evlas. Bu helva kitap mudur kim okuna? Oho! Siz meseleye epey Fransızsınız galiba. Edep size bak. Ha, utanmaz arlanmaza bak sen. Ehli Müslüm eşhasa hangi sebebe binaen Fransız dersin? Amcalar kızmayın ya. Ben sizi Fransız'a ya da herhangi bir millete benzettiğim için Fransız demedim ki. Ya. Bu bir tabirdir. Yani herhangi bir konuyla ilgili olaraktan anlatılan meseleden haberi olmayan kişiye denir Fransız. Yani haberin yok manasına geliyor, anladın mı? Olsun. Yine de bizleri bir gavura benzeten tabirlerden sakınasın. Şimdi de bakalım bizlerin hangi meseleden malumatı nakıstır? Okunmuş helva meselesinden. Brena'dan tavzih eylesene. Bu helva mübareş bir helvadır amcalar. Her derde deva, her hastalığa şifadır, anladın mı? Acayip. Neden o? Çünkü bu helvaya Alim-i Azam, Derya-i Muazzam, Hacı Kazım-ı Kazibüddin Hazretleri okuyup üflemiştir. Acayip olduğu kadar da garayip. Yahu Allah'ın verdiği rızıklar zaten mübarektir. Bir hacenin okuyup üflemesi onun hikmetini ziyadeleştirmez ki. Sen ne diyorsun bey baba? Bu adam bir ilim, irfan deryası. Onun okuduğu helvadan yiyen ömür boyu bir daha hastalanmıyor. Tövbe tövbe tövbe. Bre helvacı başı. Şifa bir deva Allah indindedir.
Şifayı ve devayı o verir kullarına. Ve her derdin dermanın dahi halk etmiştir. Ol Rahim Zülkerim. Ama lakin sen dersin kim şifa hacenin indindedir. Tabii. Hoca efendi kör olanın gözlerini açar. Sağırların kulağını açar. Kötürümleri ayağa kaldırır. Yani kısaca ölüyü diriltmekten başka tüm dertlere deva bulur. Öyle büyük bir zattır işte o. Ve sen de hoca efendiye okuttuğun o helvayı ümmeti Muhammed'e satarak bir kazanç yolu bulmuşsun, öyle mi? Ne yaparsın bey baba? Ekmek parası be. Pekala. Bilmez misin ki senin bu yaptığın amelin 4 kitapta ve bir 4 mezhepte yeri yoktur. Ne diyorsun sen Hacı Baba? Herkes bu işi yapıyor. Bak şuradaki adamı görüyor musun? Çaputa geldi, çaputa okunmuş mu? Evet, okunmuş görüyorum. O adam da aynı işi yapıyor. Ne var ki o mum ve çaput okutup satıyor. Ben helva. Aslında helvayı da o adam satıyordu ama 20 milyon hava parası ödeyince helva işini bana bıraktı, anladın mı? O mum ve çaputlar ne işe yaramaktadır? Her işe yarar bey baba, her işe. Evde kızı kalanlar, çocuğu olmayan kadınlar, oğluna kız bulamayanlar, hastası olanlar, sarası olanlar o mumları yakıp türbeye bırakırlar. Hem de dilekte bulunurlar. Çaputları da şurada gördüğün ağaçların dallarına bağlarlar. Aynı şekilde dilekte ve adakta bulunurlar. İyi, lakin Allah'tan dilekte bulunmak için mum yakmaya da çaput bağlamaya da gerek yoktur. İhlas ile iman ile dua etmek kafidir. Allah'tan dilemiyorlar ki. Estağfurullah. Tövbe, tövbe, tövbe. Ya kimden dilenirler? Türbede yatan ulu kişilerden. Türbede meftun kişilerden mi? Evet. Yahu bu insanların hiç mi beyinleri ve zekaları yoktur? Der kim o zevat, o denli meharetli idi, o denli kadir idi de acep niçin acziyetinden mevta olmuştur? Allah-u Zülcelal'den özge kudret, kuvvet sahibi var mıdır? Her şeyin sahibi o değil midir? O kimes neler, bilmezler mi ki, İyyâke nâbüdü ve iyyâke nestayîn mucibince ancak andan yardım dilenip, ancak ana ibadet edileceğini? Ama bu türbede yatanlar ulu kişilerdir. Mesela Eyüp Sultan Hazretleri sahabidir. Buna ne buyurulur? Bak helvacı başı. Biz demeziz ki burada yatanlar ulu kişiler değildir. Amenna, burada yatanlar o denli aziz ve muhterem kişilerdir. Allah cümlesinin mekanını cennet eylesin. Lakin onlar dahi Allah'ın yarattığı aciz birer kişilerdir. Ne insanlara yardım etmeye ne de dertlerine deva vermeye güç ve kudretleri yoktur. Çün ilah da kadiri mutlak Allah Teala'dır, Rab da. Taze Yasin, hadi! Şal Adem ne işle meşguldü? O taze Yasin satar. Yani kim? Yeni yazılmış Yasin-i Şerif sayfeleri mi satar? Hayır, yeni okunmuş Yasin satar. Fehmi demedim. Yani o adam evde Yasin suresini okuyabildiği kadar okur, sonra gelip burada okuduğu Yasinlerin sevabını dileyen kişiye satar. Ya Rabbi, sen benim aklımı ve imanımı muhafaza eyle. Yavuz Ziyahettin kardeşim, bu insanların ahvali, cahiliye dönemi müşriklerin ahvalinden ziyadece şedittir. Ümmeti Muhammed'in düştüğü şol delalet, gaflet ve zilletin azametine bak. Allah cümlesine akıl fikir nasibi müessere eyle. Amin. Eyyub-ül Ensari Hazretlerinin makamına geldik de ehaliyle dolup taştığını gördüğüm zaman kendi kendime bak ey Çelebi. Memaliki İstanbul'dan Müslüman kalmamıştır bey. Boş yere hayıflanıp ahı vah edip durmaktasın. Ehli Müslim burada cem olmuştur bey. Teselli olmaktaydım. Meğer buradaki ehali de hurafe ve şirke garg olmuş bir yığın kalabalıktan özge değilmiş. Bari şol mescitte namazlarımızı eda edip gidelim artık. Ey dersin. Her Müslümanın üzerine farz-ı ayn'dır. Galiba vaaz-ı nasihat vardır Çelebi. Biz dahi müstefit olalım. Gel şol köşede dinleyelim muhterem. Muhterem ve aziz cemaat-i Müslümin. Gördüğünüz ve bildiğiniz gibi Müslümanların sayısı her gün artmakta, Avrupa'da, Amerika'da,
Asya'da ve dahi Afrika'da İslamiyet kabul edilmektedir. Elhamdülillah. Duydun mu Ziyaettin? Duydun mu? İnsanlarımızın İslam dinine ilgisi artmaktadır. Şu camiden dışarı çıkıp baktığınızda binlerce Müslümanın akın akın burayı ziyarete geldiklerini göreceksiniz. Elhamdülillah milletimiz dinine, diyanetine bağlı bir millettir. Cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek serbest. Her türlü ibadeti rahatlıkla yapabiliyoruz. Karışan yok. Şimdi soruyorum sizlere. Bu az nimet midir muhterem Müslümanlar? İşte bizler de böyle bir milletin evladı olarak, böyle bir cennet vatanı bizlere nasip etmiş olan Allah hamdü senada bulunup, bir Müslüman olarak üstümüze düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Biliyorsunuz, önümüzdeki hafta ağaç dikme ve orman haftası. Biz Müslümanlar ormana dinimizin ne kadar önem ve değer verdiğini bilir ve diğer milletlere bu hususta örnek olmamız gerektiğine inanırız. Öyleyse haydin ağaç dikmeye. Hadi gidiyoruz. Ağaç dikmeye mi gidiyoruz? Ne ağacı karındaşım, ne ağacı? İnsanların imanları korurken, ormanı korumanın, İslam'ın hükümleri birer birer sökülürken ağaç dikmenin lafı mı olur buraya Ziyaettin? Bu ne iştir? Fehmi demedin mi? Dokun şu düğmeye de gidelim artık.